Evet, aktif ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJD'ye olan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, hayırlı evet, cumalar. Sağ olun, cümle İslam aleminin cumasını bizde. Tebrik etmiş olalım buradan. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında çok rencide olduk, gardımız düştü diyor. İpli Yavuz Alioğlu, İYİ Parti Milletvekili Grup Başkan Vekili mi bilmiyorum şu an. O görevinden de azledildi mi? Sözcülükten, sözcülükten gitti, Başkanlık Divanı'ndan gitti. Zaten ilk defa rencide olduğum şeklinde açıklaması da geçen yıl Nisan ayında Başkanlık Divanı'ndan ayrılmak zorunda kaldığı tarihte yaptı ana herhangi bir bilgi verilmeden hatta bir araştırma yapmıştım kendince söylüyor bunu yeni yapılanma içerisinde benim herhangi bir görev değişikliğim olacak mı diye e, partinin üst yetkililerine sormuş. Hayır sen ilgili herhangi bir değişiklik yok demişler ama sonuçta açıklama yapılınca görmüş ki başkanlık divanında kendisinin ismi yok. Dolayısıyla basın mensupları ile birlikte iyi parti içerisinde önemli bir ağırlığım olduğunu herkes kabul ediyor ama ben basın mensupları ile birlikte öğrenmiş olduğum yeni yapılanmada benim ismim yokmuş demişti Yavuz Avarlioğlu. Bu sebeple de rencide olduğunu ifade etmişti. Hatta devamında şunu söylemişti. Ya ben öyle milletle kavga eden, parti yetkilileriyle kavga eden birisi de değilim. Eğer beni istemiyorlarsa gidebilirim şeklinde bir beyanatı da vardı. Şimdi geldiğimiz noktada sadece kendisinin bir rencide olduğu olaydan değil, komple iyi Partililerin rencide edildiği bir süreçten bahsediyoruz. O süreçte ölümle sıtma arasında tercihe zorlanan iyi Partilileri görüyoruz. Bu çerçevede de Yavuz Avralioğlu şimdi tekrar yeniden o Cuma günkü Meral Akşener'in iyi Parti Genel Başkanı'nın ben bu masada noter görevi göreve, göremem. Ben alternatif cumhurbaşkanı adaylarımı sundum. Bunların hiçbirini tartışmayız bile dediler. Böyle bir müzakere masası olmaz. Böyle bir istişare olmaz dedi. Bunun hemen iki hafta öncesinde Halbuki Ahmet Davutoğlu kıskanmayın, çatlayın eser diye ifadelerle işte biz altılı masada istişareye önem veren altı gün görmüş lider olarak sürekli birbiriyle müzakere eden ve kararlarını ittifakla alan bir birliktelik sunuyoruz. Cumhur İttifakı bunu anlayamaz çünkü onlar tek adam diktatoryasına destek veriyorlar demişti. E şimdi o Cumhurbaşkanı ismi belirlenme noktasında hemen o altılı masanın nasıl bir kavga içerisine girdiğini gördük. Yavuz Ağıralioğlu onu yorumlarken Meral Akşener ben masadan bu şartlar altında kalkıyorum. Hatta ben kalkmıyorum. Masa kalkıyor. Beni de zoraki olarak 60 oluyorlar şeklinde. Açıklamaları sonrasında binlerce küfür yediğini Yavuz Aralioğlu söylüyor. 20 yılda yemediğimiz küfür. 25 yıl. Ben dün 1 yıl diye ifade etmiştim. Demek ki bazıları abartıyorlar. Söylenilenleri 1'i 5 gösteriyorlar. 25 yılda yemediğim küfürü 3 günde yedim diyor. Aslında o üç günü de iki buçuk güne indirelim. Niye? Cuma günü saat 15'te açıklama yaptım Meral Akşener. Pazartesi sabahı da tekrar masaya oturacağı 3 aşağı beş yukarı belliydi. Çünkü gece yarısı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş Meral Hanım'ı ziyarete gitmiş ve bir anlamda mutabık kalmışlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak benim, bizim isimlerimizi önerin. Böylece siz de bu teklifi kabul etmiş olun. Cumhurbaşkanı adayı olarak bizi dayatmayın altılı masaya diye bir mutabakata varmışlar kendi aralarında. Dolayısıyla cuma günü öğleden sonra, cumartesi tam gün, pazar tam gün, iki buçuk gün içerisinde 25 yılda yemediğim küfür diyor ki, 25 yılın içerisinde 28 Şubat sürecini de mecburen katmak zorundasınız. 28 Şubat sürecinde bile o Büyük Birlik Partisi içerisinde, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kadrosunda yer alan Yavuz Zavralioğlu'ya o tarihlerde CHP'lilerin dindar insanlara nasıl küfürler ettiğini hepimiz hatırlıyoruz. E, lüzumlu lüzumsuz yerlerde 10. yıl marşını okuyarak he, size göstereceğiz, size denize dökeceğiz. De Saadetin önünde son olarak okudular. Şimdi dolayısıyla Yavuz Avralioğlu, o Meral Akşener'in ben Böyle bir masada artık bulunmama gerek yok. Çünkü burada bir istişare yok, bir müzakere yok dediği dakikadan sonra Fazıl Say'ın sifonu çekin gitsin bu faşistler anlamındaki sifonu çekin ifadesi Fazıl Say'a ait. Gerisini de ben getirmiş oluyorum. Bu faşistleri, bu ırkçıları, bu milliyetçileri, bu ürkücüleri, onların tanımlamasında çünkü milliyetçiliğin de Türkiye'de yeri yok. Ürkücülüğün de komünistlere göre Türkiye'de yeri yok. Bu hakaretlere maruz kalan Yavuz Ağır Alioğlu şimdi ne olduysa tekrar o masaya ısınmaya başlıyor. CHP ile birlikte yol almaya çalışıyor. E değer mi diyorum ben de kendisine ve onun gibi düşünen onlarca ülkücü olduğunu iddia eden kişiye soruyorum. Nedir sizin aranızdaki Cumhur İttifakı ile aranızdaki kavganın sebebi nedir? alnı secdeye varan insanlar. Sizin var mı böyle bir şey itirazınız? Yok. Düne kadar MHP ile zaten aynı çatı altında yani 12 Eylül öncesine giderseniz MHP çatısı altında siyaset yapan insanlar bunlar. İyi partililer de, Büyük Birlik Partililer de, MHP'liler de. E şimdi ayrışmışlar. Kısmen ayrıştıysalar da sonuç itibariyle bugün e, MHP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti ve devamında daha başka küçük küçük daha başka partiler de var. Ama nihai noktada hedefleriniz bir CHP ile oturuyorsunuz. Aynı masada bazı şeyleri paylaşıyorsunuz ama daha önce birlikte siyaset yaptığınız MHP'lilerle asla aynı masada oturmayız diyorsunuz. Veyahut da Cumhur İttifakı içerisinde en büyük bileşen olan AK Parti ile birlikte oturup karar alamayız diyorsunuz. CHP ile karar alıyorsunuz. Ki CHP dediğimiz şey de arka planda HDP demektir. Bugün itibariyle veya yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi de ziyaret ederek onlardan da destek isteyecek. Eğer sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi için destek istiyorsa buna çok fazla da itiraz etmemiz gerekmez. Niye onlar ediyorlar ama anayasa çalışması için AK Parti gitti, mecliste grubu bulunan bütün partileri ziyaret ederken, HDP'yi de ziyaret ettiğinde kıyamet masanın altı böyle, üstü böyle diyorlardı. Evet, Sözcü gazetesi hemen birinci sayfasına yerleştirmişti. Bakın bakın, ifşa ediyor sanki gizli saklı bir ziyaret olmuş gibi. Şimdi bir anayasa değişikliği yapacaksınız. Anayasa değişikliğinde de asgari 360, 400 alırsanız referanduma falan gitmesine gerek kalmaksızın kabul edilecek istenilen şey ne? Öyle alan gelli, öyle de olur, böyle de olur şeklinde bir tartışmalı konu da değil. Başörtüyle ilgili başörtünün herhangi bir tarihte şu kişi başkan da olsa, bu kişi başkan da olsa, şu parti de iktidara gelse, şu ittifak da iktidara gelse, başörtü yasak olmasın diye bir anayasal güvenceye kavuşturacak düzenleme yapılmak isteniyor. Sorduğunuz zaman HDP'liler evet Evet deriz biz buna diyor. CHP'ler e biz zaten son aylarda bu işin teklifini gündeme getirdik. Yoksa Ak Parti'nin böyle bir şey yapmaya niyeti yoktu diye saldırıyorlar bir anlamda. Nasıl niyeti olsun ki 2008 yılında böyle bir şey yapmaya kalkışmış Ak Parti kapatma davasından bir oyla kurtarabilmiş kendisini. E dolayısıyla onun baskısı altında bir daha biz bunu teklif etmeyelim ama fiili olarak da serbest bırakalım demiş. Önemli olan da bu başörtü yasağının fiilen ortadan kalkması, fiilen de ortadan kaldırmış AK Parti. Dolayısıyla bunu kanuni de anayasal güvenceydi, bunu tekrar eğer gündeme getirirsek AK Parti de öyle bir eziklik içerisinde kapatma davasına muhatap olduğu için. Ama CHP'nin böyle şeylerde tabii kendisi yasakçı olduğu için ben bunu dile getireyim buradan da büyük oylar devşireyim diye düşündü. Kanuni güvenceye kavuşturacağım dedi. Bir baktık AK Parti haydi hodri meydan dedi. Bunu anayasal güvenceye kavuşturalım. Bu sefer hemen tornistan yaptılar. Şimdi onu da uzun uzun aslında tartışmamız lazım. Evet manşetlerin dili programında gazetelerin manşetlerini... Bugün gitti zaten. Bakın bu mevzu şu an hiç kimse konuşmuyor. Evet. Tam aslında büyük de bir skandal. Ne iktidar hani evet. iktidar evet. şeyle uğraşıyor i̇ktidar AK Parti. İktidar büyük ihtimalle bunu getirecek. Yani şu an belki önümüzdeki günlerde AK Parti bunun sıralamasını bekliyor. O sıralama çerçevesinde çünkü meclis çalışmaya devam ediyor şu an. Büyük ihtimalle gündeme gelince şöyle bir algı oluşturacaklar. Vay seçime işte bir ay kala anayasa değişikliğine başörtüyle ilgili başörtü üzerinden oy devşirmek için AK Parti dayatıyor. Ya kardeşim bunun geçmişi var. Böyle boyacı küpü değil bu anayasa değişikliklere. Batır, çıkart, boya yok böyle bir şey. Teklif ediyorsun. Komisyonlarda görüşülüyor. Komisyonlarda görüşüldükten sonra meclis genel kuruluna geldiğinde de sırasını bekliyor. O sıranın sonrasında da oylamaya geçiliyor, görüşülmeye geçiliyor. Şimdi ben AK Parti'nin o teklifinden vazgeçmediğini biliyorum. Devam ettiğini, prosedürün devam ettiğini biliyorum. Görüşmeler için öncesinde sizin de belirttiğiniz gibi HDP'ye bir ziyarette bulundular. Maksat ne? Sizin de kabul ettiğiniz o başörtünün yasak olmaması şeklindeki düşüncenizi anayasada bir maddeye kavuşturalım demek istediler. Öncesinde bir ziyaret yaptılar. O ziyaye sırasında henüz daha anayasa metni, değişiklik metni ortada yoktu. Onların da görüşünü, CHP'nin de görüşünü, MHP'nin de görüşünü, diğer partilerin de görüşünü almak istediler. O tarihte partiler görüştüler. Anayasa metni, değişiklik metni hazırlandı, verildi. Sadece Saadet Partisi'nden Abdülkadir Karaduman o değişiklik teklifine imza attı. Onun dışında AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partili milletvekilleri zaten imzalamışlardı. Bir de Saadet Partili milletvekili imzaladı. Onun dışında hiç kimseden destek gelmedi. Peki destek gelmedi. Belki Meclis Genel Kurulu'nda gelir veya komisyonlardaki görüşmelerde gelir veyahut da AK Parti'nin bu konuyu gündeme taşıması için yaptığı ziyaretlerde gündeme gelir dedik. Bir baktık AK Parti ziyaretlere başlamak üzere start verdi. Ama hedefe dedi ki yok biz kabul etmiyoruz. CHP biz de kabul etmiyoruz. Biz görüşmeyeceğiz bu konuyu dedi. Bakın ahlaksızlığa bakın, vicdansızlığa, insafsızlığa bakın. Kendileri gündeme getirdiler. Başörtüyü kanuni güvenceye kavuşturalım dediler. Sonra anayasal güvence noktasında AK Parti'nin teklifi hazırlandı. MHP imza attı, Büyük Birlik imza attı, Saadet Partisi imza attı. Altılı masanın içinden de bir parti imza attı. Ama o partiyi nasıl esir aldılarsa sonrasında kendileri biz görüşmeyiz bile bu konuyu dediler. Ve AK Parti'nin teklifini reddettiler. Şimdi biz manşetlerin dili programında gazeteler ne yazmışlar? Cumhuriyet şu manşeti atmış. Sözcü bu manşeti atmış, bir gün bu manşeti atmış. Bunları konuşalım ama bir de atılmayan manşetleri de konuşmamız evet. lazım. Nedir o atılmayan manşet? Şimdi başörtü konusunda Milli Gazete ne diyor? Ya siz eğer Allah korusun seçimi masa kazanacak olursa sizin hassasiyetlerinize İstanbul Sözleşmesinden başlayın aileye kadar zina kavramına kadar. Bu tür kavramlardaki sizin hassasiyetinizi o altılı masanın gözeteceğine dair elinizde hangi delil var? Hangi belge var veyahut da hangi güvence var? Temel Bey ben kefilim diyor CHP. Ye. İyi de kefirsin de. Eğer o kefaletin yerine gelmezse, CHP yan çizerse ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Bugün itibariyle adamlar biz görüşmeyiz bile diyorlar. Anayasada bir değişiklik yapılmasına başörtüyle ilgili serbestliğin güvenceye kavuşturulmasına biz destek vermiyoruz diyor. CHP söylüyor. Çakma ülkücü olarak tanımladığımız iyi Partililer hayır destek vermeyeceğiz diyor. Davutoğlu'nun zaten bir veya hiç yok herhalde milletvekili. Deva hakeza öyle. Gültekin Uysal ne dediği belli değil. E böyle bir çerçevede bu şartlar altında şimdi biz belki de atılan manşetlerden çok atılmayan manşetleri konuşmamız lazım. Yeri geldiği için senin de belki atılmayan manşetler konusunda notun olmaması doğaldır. Ben atılmayan manşetler şeklinde aldığım notlarda Milli Gazete'de mesela aradığım dün haberini yaptıkları Malatya'daki Aşevi konusu. İlk gün dediler ki CHP'liler de bu konuda Saadet Partililere destek verdi. Malatya'da bir aşevi can suyu derneği açmış. E Malatya valisi demiş ki ya bu sizin aşevi hizmeti verdiğiniz yerde biz esnafımıza geçici iş yerleri kurmak istiyoruz ki oranın yerin yani taşınmazın arsanın sahibiyle de konuşulmuş ve o sahibi de can suyu derneğine e, bilgiyi aktarmış Malatya valiliğinin böyle bir düşüncesi var. Ben sizin adınıza konuştum. Sizin aşevinizi daha güzel bir yere taşımak üzere de ondan söz aldım. Yeriniz hazır. Yeni yeriniz daha güzel. Dolayısıyla bu çerçevede iş yeri açmak üzere zarar görmüş dükkanların tekrar faaliyetlerine, ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için sizin aşevinizin de bulunduğu başka başka konteynerların da olduğu Alana biz geçici iş yerlerini açmış olacağız diye bilgilendirmeyi yapmışlar. Ama ve lakin, Milli Gazete ne dedi dün? Son bir satırda durumu kurtarıyordu. Efendim işte başka bir yer gösterildi. O da tepkiler üzerine. Güya Malatya Valiliği Can Cansuyu Derneği'nin aşevini 10 bin kişiye yemek veriyoruz burada diyor. Bu yemek verme hizmetimizi bizim engellemek istiyorlar diyerekten başlık atmıştı. E şimdi bugün itibariyle o hizmeti engellediler mi? Engelleme devam ediyor mu? Can Suyu Derneği'nin o aşevi kapatıldı mı? Başka bir yerde açmalarına izin verilmedi mi? Ne oldu? Sonuç nedir? Milli Gazete'de şöyle bir birinci sayfaya hızlıca baktım. Hiçbir yerinde küçücük bir bilgi göremedim. Şimdi atılmayan manşetleri de takip etmemiz lazım. Çünkü bugün manşete taşıdığınız bir şeyi eğer gerçekten o manşetiniz dört dörtlük doğru haberleri içeriyorsa ertesi günü de o fikri takip gereği o başlıktaki ifadelerinizi devam ettirmeniz, gelişmelerin ne olduğunu vatandaşa da aktarmanız lazım. Evet arkadaşlar Milli Gazete'nin birinci sayfasını vermiş oldular. Adıyaman'da iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. En alttaki haberinden başlayın. En üst tarafta Dün Bolu'da 4.8 şiddetinde bir deprem oldu. Okullar tatil edildi Bolu'da. Geçmiş olsun Bolu diye o haberi de vermişler. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Seçim ittifakının usul ve esasları belirlendi diye Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması da var. E devam ediyorsunuz Aksa'ya Ramazan için bin gönüllü vesaire vesaire bu haberlerin hepsi var. Tamam bunlar da verilsin. Ama sonuç itibariyle sen dün sür manşetinde, önceki gün sür manşetinde aş evimizi kapatıyorlar. Bunlar böyle zalim adamlar diye suçlama getirdiğim Malatya Valiliği sana yeni bir yer gösterdi mi göstermedi mi? Orası daha iyi bir yer mi değil mi? Sizin çıkartıldığınız yere Malatya valisi kendisine konak mı yapıyor, köşk mü yapıyor, ne yapıyor? AK Parti'ye seçim çalışmalarında yer mi tahsis edildi? Bu bilgileri de fikri takip gereği Milli Gazete vermesi gerekirdi. Vermiş mi? Vermemiş. O zaman bunu da kendi insaflarına sunmuş olalım. İyi de bunlar için o da zor bir şey değil ki. Yarın da derler ki Gelen yoğun baskılarımız üzerine Malatya valiliği geri adım attı. Oradan buraya taşıdı diyecek yani bunda bir şey yok. Kısmen onu zaten Mesajımız... tepkiler sonrasında yeni yer hatta yeni yer göstermek sizin ki. Bakın yerin bir tapuda sahibi var, maliki var. Evet yani deprem depremde baskı yaptı diyecekler. Yani ya bitmiyor ya hani eyvallah, söylüyor ya adamlar yani, yani mazeret yani, bitmez. Biter, bitmez. biter mazeret. mi? Yani adam vinç yalanına ne diyor cumhuriyet? Ustacı araya da şeyi sıkıştırmış. Yarın davalık olursa bunlar tekzip yayınlatırlar bize. Ne diyelim? Afat'ın kontrolündeki diyelim. Canım biz Afat'ın demedik ki o vinçler. Afat'ın kontrolünde. Afat demiyor mu şu binanın enkazı kaldırılacak al bu da bedeli git şey yap. E benim evimi taşırken de şunu yaparken de bunu yaparken de Afat onu kullansın diyecekler. Yani hiçbir şey. Yani orada da sözcüğünün iki gün önceki birinci sayfasındaki haberi aktarıyorsunuz vinçleri koymuşlar cumhuriyette sözcünün de iç sayfalarında vinci koymuşlar ve depremzedeleri konuşturuyorlar güya depremzedeler diyorlar ki vinçler için bizden para istendi kim istedi hangi namussuz istedi hangi ahlaksız istedi söylüyor mu söylemiyor o sözcü cumhuriyet tepeye şeyi koyuyor vinç için afadın kontrolündeki vinçler için para istendi diyor Afat asla ve kata biz hiç kimseden hiçbir ilde hiçbir ilçede hiçbir belediye başkanının hangi partiye ait olursa olsun hiçbir yerde bin çalışmaları için yemek çalışmaları için çadır için konteyner için elektrik saati için elektrik kullanımı için elektrik sobası için kimseden tek kuruş para almadık almayız diyor Afat ama onlar vicdansızca Önce efendim vinçlerin kontrolü AFAD'da diyorlar. Arkasından ki vinçlerin kontrolü AFAD'da olmaması için de çırpındılar. Tabii. Yani dediler ki iş, iş makineleri geliyor, AFAD el koyuyor. Ne yapacaktı AFAD el koymayacak? Herkes parası olan bastıracak iş makinesi için iş makinesinin sahipleri de normal saati o iş makinesinin 1000 liraysa, 2000 liraysa onlar da isteyecekler 30 bin lira. Parası olan verecek, parası olmayanlar enkazın altında kalsın. Böyle bir kaos ortamı oluşmasın diye o hal kararı da çıkartıldı deprem bölgelerinde. Ve AFAD iş makinesi olanlar, işte e, vinci olanlar, şuyu olanlar, buyu olanlar kontrol bizde dedi. Biz her yere dengeli bir şekilde dağıtmak için o iş makinalarını kontrolü biz alıyoruz dedi. Buna önce itiraz ettiler. Olmaz, bırakın iş makinelerinin sahipleri kendileri çalıştırsın bunu dediler. Sonrasında şimdi ise diyorlar ki, e ben para verdim." E iş. Hatta kendisi itiraf ediyordu. O haberin içerisinde arkadaşlar aslında onu verebilirlerse Vatandaş diyor ki vatandaş kılıklı o CHP zihniyetli deprem zede artık diyemeyeceğim adama diyor ki iş makinesini AFAD'dan kaçırmak için sokak aralarından geçirerek götürdük enkazımızın altından kişileri veya eşyaları kurtarmak için. Bir yandan diyor ki AFAD'a para verdik diyorlar Afadın kontrolündeki iş makinesine para verdik diyorlar. Öbür tarafta da diyor ki Afad'dan kaçırmak için iş makinesini görürse Afad hop o makineyi benim kontrolümde hangi enkaza gitmesi gerekiyorsa bir enkazın başına beş tane iş makinesi, diğer enkazın başına bir parası tane olan, bile. Parası olan olmaz da. böyle bir yani. şey diyor. O yapılanmayı, o planlamayı yapan Afad'a laf çakıyor. Ama kendisi de iş makinesini nasıl kaçırdığını anlatıyor. O zaman kaçırdıysan verdiğin paranın hesabını niye AFAD'dan soruyorsun? E ben şu kadar para verdim diyor iş makinesine. Bu haram zıkkım olsun diye anlatımlarda bulunuyorlar. Neresinden bakarsın? Sayaç mevzusu. Elektrik evet. saati mevzusu da hakeza. Elektrik saati takılmaya başlandı deniliyor. Yani azıcık insafı olanlar, vicdanı olanlar. Bakın bu yalanları bugün söylersiniz. Bir gün, iki gün söylersiniz. Televizyonlarda küçük küçük haberler, internette yaparsınız. İnsanların midelerini bulandırabilirsiniz. Ama uzun sürede bunların hepsi bu CHP kafalıların, sol kafalıların hanesine yazılıyor. Elektrik sayacını unutturmayalım. Eğer elektrik sayacı takılıp da depremzede insandan elektrik parası almaya kalkışan bir yönetim varsa hep birlikte o yönetime biz baş kaldırırız, isyan ederiz. Ama böyle bir şey olmadığı halde o sık sık tekrarladıkları elektrik dağıtım şirketlerine AK Parti iktidarı şu avantayı sağladı, şu avantajı sağladı, şu imkanı sağladı diye ahlaksızca yayınlar yapıldığı bir dönemde AK Parti iktidarı elektrik dağıtım şirketlerine, çadırlara, konteynerlara bedava elektrik vereceksiniz. Para mara tahsil etmeyeceksiniz onlardan. Evet deprem çadırlarına elektrik sayacı taktılar evet. şeklindeki Sözcünün Sözcü gazetesi. Haberi. Sözcü gazetesinin haberi. Ama işte orada diyor ki biz bir de bize fatura mı çıkaracaklar? Evet. Yani biz sorduk diyor. Fatura Sadece çıkacak sorduk. demedik diyor. Ama başlığa baktığınızda sayaç taktılar. Vatandaşa neyin mesajını veriyor? Ya depremzede çadırda kalıyor. Gitmişler o çadırda adam bir soba kuruyor orada belki de. O sobanın faturasını ödetecekler o garibana. Evi yıkılmış adama mesajı veriyor. Evet. Başında da hemen tepesinde de o Hataylı CHP'li milletvekilinin ifadelerini de veriyor Sözcü gazetesi. Şimdi ne çıktı bu? Tabii ki o tarih itibariyle şimdi e, tam olarak tarih görünmüyor ama 3-4 gün önceki bir gazete başlığından 10 Mart. bahsediyor. Evet 10 Mart tarihli bir hafta olmuş nereden baksanız. Şimdi bugün itibariyle ne çıktı bu? Var mı? Depremzede insanlardan bir tanesi diyebilir mi ki? Bugünden sonra da takip edelim. Seçime kadar da takip edelim. Seçimden sonrasında da takip edelim. Bir tane depremzede bir vatandaştan çadırında kullandığı elektrik veya konteynerde devletin kendisine tahsis ettiği konteynerde kullandığı elektrik sebebiyle bir tek vatandaşa eğer elektrik faturası gelirse hep birlikte diyelim ki bu nedir arkadaş? Niçin böyle yapıyorsunuz? Ama böyle bir şey olmadığı halde işte çaktırmadan deprem çadırlarına elektrik sayacı taktılar. Yani vatandaştan para tahsil edecekler elektrik ki bakın şunu da objektif olarak söylememiz lazım. Sonuçta o insanlar bir elektrik sarfiyatı yapıyorlar. O elektrik sarfiyatı bir bedeli var. Ama devlet diyor ki ya kardeşim ben devletim diyor. Ben sosyal devletim. Ben depremzede insanıma eğer el uzatmayacaksam kime el uzatacağım diyor. Elini uzatıyor. Dağıtım şirketi de bir özel şirket. O özel şirkete de diyor ki vereceksin elektriği. Parasını gelip devletten alacaksın diyor. Ne kadar elektrik verdiğini de o çadıra veya çadırların başında büyük ihtimalle her çadır başına da değildir bunlar. Saatin şeklinden de o anlaşılıyor zaten. Büyük ihtimalle 50 tane, 100 tane çadıra birden tek bir saat ki depremzede insanların devletin ödeyeceği elektrik sarfiyatı için dağıtım şirketine ne kadar ödeme yapılacağının hesabını tutmak için takılan bir sayacı sanki vatandaşın ödeyeceği bir faturaymış gibi maalesef gösteriyorlar. Buyurun bu da bir evet. yalanı. Bu burada işte bu Boya. ifadeler içerisinde yer alıyor Arkadaşlar logoyu da versinler de görelim yani bu yalanı kimin söylediğini Cumhuriyet biz biliyoruz ama. Cumhuriyet evet e, yaptığı birinci sayfa haberi 21. yüzyılın vicdansızlığı diye bölgeye giden özel sektöre ait vinçler yollarda bekletilmiş bir kısmına da AFAD tarafından el konulmuştu diyor. Devam ediyor arkadaşlar. Bir altını biraz daha verebilirseniz, biraz önceki gibi verebilirseniz kızını yitiren oyuncu Orhan Aydın. O zaman Orhan Aydın'ın ismi geçtiğine göre arkadaşlar AK Parti'nin gitmesi için, Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için 3.8 şiddetinde deprem yetmez diyen Depremden 2 ay, 3 ay veya 5-6 ay önce küçük küçük depremler oluyor. Büyük depremden önce, Maraş depreminden önce o depremlerden birisinde ya benim de canım var, benim de kızım var, benim de ayrılmış olsam da eşim var, yakınlarım var. O depremin altında ben de kalabilirim diye düşünmek sizin şöyle diyor. Ya 3.8 şiddetinde bir yerde deprem olmuş. O deprem yetmez. Daha büyükleri olması lazım ki Tayyip Erdoğan gitsin diyor. Maalesef Daha diyeceğim. Büyüğü. Daha büyüğü oluyor. Daha büyük olduğunda Orhan Aydın denilen o solcu tiyatrocunun kızı vefat ediyor. O kızının vefatı sırasında bakın ne diyor Orhan Aydın? Biz bu vinçlere para ödedik. Afat el koymuş vinçe. O vinçe para ödedik diyor. 21. yüzyılın vicdansızlığı diyor. Vinçlere para ödeyen çok sayıda yurttaş konuyu mahkemeye taşıyın tabii. Mahkemeye taşımak hakkınız. Yukarıda da yine benzer şekilde isnatlarda bulunuluyor. Binlerce insan enkaz altındayken AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para istendi. Yurttaşlar her saat için 10 bin TL ödemek zorunda kaldı diyor. Ama bakın kendi kendilerini nasıl yalanlıyorlar. İki tane sütun. iki sütunda ayrı ayrı haberler. Hemen kiralamak için mi diye başlığın altında depremde iki kızını ve eşini yitiren Mümtaz Gövce kepçe ve vinçlere afat el koydu. Yaklaşık 150 kepçe ve 50 kadar vincin bekletildiğini gördük. Bu neden yapıldı bilmiyoruz. En sonunda vinç ve kepçeleri afat el koymasın diye ara sokaklardan dolaşarak enkazın olduğu yere götürdük. Şimdi afat'tan gizlice iş makinaları ayarlamışlar. Ara sokaklardan götürmüşler ama ona para bedel ödenmiş. Para ödenmiş. Tamam burada da aslında bakın yani o şey ahlaksızlığa bakın. Afat kontrol altına alamamış o vinci işte. Kaçırmışsınız, kaçırmış birileri. Bir anlamda Ona yani bedel ödenmiş işte. Bir anlamda hırsızlık yapmış. Ben şeye bir şey eğer... demiyorum. Enkazın altında evladı, ailesi olana bir şey demiyorum. Ben Cumhuriyet'e söylüyorum. Evet. Cumhuriyet'in bu haberi hazırlarken şu arkadaşların şunu söylemesi lazım. Ya biz Afat diyoruz ama Afat değilmiş işte. Burada Afat'a... Afat'ın el koyması gereken ve ücret herhangi bir ücret ta, şey ödemeden yapmadan çalışması ödemeden gereken. çalışması gereken vinçlerinin bir kısmı arka sokaklardan parayı basıp götürülmüş işte aslında bunlarmış para verilen vinçler demesi lazım yoksa ben vatandaşa bir şey söylemiyorum. O Yakını an, yakını şey enkazın diyemem. altındadır herkes bir çare arıyordur onları suçlamak eleştirmek doğru değil ama öbür taraftan da Cumhuriyet Gazetesi bu olayı kendisini inkar edercesine yan tarafta 10 bin lira ödemek zorunda kaldık. AFAD'ın skandalları diye verip AFAD'da işte iki tane maaş alanlar, üç tane maaş alanlar Ankara'da oturdukları yerden işi yönetenler burada onar bin lira iş makinelerine veriliyor, para veriliyor. Sanki o paralar AFAD'ın yetkililerine gidiyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Ama öbür tarafta da kendisi söylüyor. Biz Afat'tan kaçırdık diyor depremzede. Ara sokaklardan kaçırdık ki Afat yetkilileri göremesin o makineleri. Afat yetkilileri ne yapıyor o makineleri? Turşusunu kurmuyor. Üç tane iş makinesi var diyor. Hemen şurada büyük bir inşaat var diyor. Altında insanlar var, sesler geliyor diyor. Hemen oraya sevk edin diyor. Bir başkası da diyor ki benim de iki katlı evim var diyor. Benim evim de yıkıldı. Peki yan peki kurban. Var mı? Ses geliyor mu aşağıda? Hemen ekipleri gönderelim oraya ama sen de bir bilgi ver diyorlar. Hiçbir ses gelmiyor diyor. Orası bir bekleyi verin diyor. Ekipleri yollayalım ama önce şu bir yüz kişinin birden enkaz altında kaldığına dair ihbar aldığımız yere iş makinesini gönderelim diyor. Bu planlamayı yapan AFAD'a vicdansızca bu iftiraları atıyorlar. Allah ne diyelim yani sonuçta kötü bir şey de söylemeyelim. O depremzedelerden büyük ihtimalle şu konuşan kişiydi. Mümtaz Gövce isimli şahıs da büyük ihtimalle Halk TV'de saatlerce konuştu. Saatlerce konuştu. Saatlerce dinleyin dönüyor dolaşıyor. Benim yakınım benim ya 50 bin insan öldü. 50 bin. 50 bin insan. O gitsinler kovalım kovalım dediğiniz Suriyelilerden 7 bin insan Türkiye topraklarında öldü. 7 bin kadarı Suriye topraklarında öldü ama bizim topraklarımızda da 7 bin Suriyeli öldü. 43 bin 42 bin de Türk vatandaşı öldü. Ama herkes tabii ki benim yakınım der. Ama bir de medya sorumluluğu var. O kişileri, o acılı insanları ekrana çıkartanlar olayları biraz daha objektif anlatılması için çaba sarf etmeleri gerekir. Maalesef işi kızıştırmak için tahrik eder mahiyette yayınlar yaptılar. Evet. Bir reklama gidelim biz. Döndükten sonra devam edelim. Geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun konuşmasını dinledik şimdi. Projelerini anlatıyordu. Akit'te de bir haber vardı. 17 bakan 40 gündür deprem bölgesinde biz dedik ya başörtüsü düzenlemesinin anayasaya konulmasıyla alakalı hani iktidar tarafı elbette bunu unutmadı gündeme getirecek ama iktidar o kadar depreme adapte olmuş durumda ki halkın yaralarını sarmakla meşgul ki 17 bakan 40 gündür deprem bölgesinde yoğun bir çaba sarf ediyor diyor. Evet sonuçta Adıyaman'dan Hatay'ına kadar Maraş'ından Malatya'sına kadar etkilenen 10-11 tane ilimiz var ve bütün bakanlar hemen hemen 17 bakandan bahsediyoruz. Milli Savunma Bakanı da orada, ee, İçişleri Bakanımız da orada, en fazla belki bölgede bulunması gereken bakanlarımız da hem güvenliği sağlama hem de AFAD'ın bağlı olduğu bakanlığın İçişleri Bakanlığı olması hasebiyle İçişleri Bakanı'nın orada olması önemli. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ulaşımın sağlanması aksaklıkların giderilmesi noktasında orada bulunması, sahada bulunması önemli. Diğer bakanlarımız da örneğin Kültür Bakanı. ilk gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Adıyaman'da görüntü verdi. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Kültür Bakanı deprem alanında diyebilirsiniz ki ya şu kadar tarihi eser vardır. iki tane, üç tane, beş tane, on tane Hatay için belki biraz daha yoğun olarak bu sayıları e, çıkartabilirsiniz. Ama Adıyaman'da sınırlı sayıda tarihi eser vardır. Hemen aynı gün depremin olduğu gün bölgedeydi. E Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o alanda çünkü hastanelerin hizmet vermesi lazım. Hastanelerde eğer bir sorun varsa sahra hastanelerinin kurulması lazım. Neresinden bakarsanız bakın bakanlar sahadalar. Şimdi bir, bir grup Deprem turisti, Başkan Erdoğan'ın dediği gibi deprem turisti gibi elini bağlıyor arkasından geliyor. Size de çadır yok değil mi? Yok değil mi? diyor. Konteynerler kurulmuyor değil mi? diyor. Bakıyor, hadi işte bize oy verin, biz kurarız deyip size ev vereceğim diyor. Kılıçdaroğlu ev vereceğim diyor. Nasıl verecek bilmiyoruz mesela. İzmir'de kaç kişiye ev verdiler? Belediye olarak bir konutları yıkılana be, o mu be, verdi? Be, bakanlık mı yaptı? Bedava ev vereceğiz diyor. Şimdi ondan da haberi yok adamın. Şimdi kredili olarak kirada oturan kişiler depremden zarar gördüyseler şu an kirada dahi bir eve giremiyorlar. Onlara bazı imkanlar sağlıyor devlet. Diyor ki uzun vadeli kredilerle sizi ev sahibi yapmak istiyoruz. O diğer öncesinde deprem öncesinde başlatılan sosyal konut falan kampanyalarının dışında depremde oturduğu evi kaybeden ama evin sahibi de kendisi olmayan insanlara da uzun vadeli kredilerle ev sahibi yapma şeklinde bir kampanya başlatıldı. Bunu bütün depremzedeler için geçerli gibi zannediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Biz size söz veriyoruz diyor. Depremde zarar gören, binası dairesi olanlara biz bedava vereceğiz. E zaten bedava veriyor devlet şu an. Bir dairesi olup da o dairesi zarar gören, yıkılan kişilere zaten para almıyor devlet. E kimden alıyor? Kiracı, mal sahibi olacaksa ondan alıyor. Ve bir şeyi daha hatırlatalım. AK Parti iktidarında Tayyip Erdoğan bir yılda biz şu kadar bin binayı, daireyi yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz diye açıklama yapınca CHP zihniyetli adamlar bir yılda sen ne yapıyorsun ya? Nereden yapacaksın? Nasıl yapacaksın? eser diye itirazlarda bulunurken dün Ali Babacan kafayı çıkarttı. E AK Parti'de de siyaset yaptığı için Tayyip Erdoğan'ın ufkunu ve çalışmasını ve başarısını bildiği için kısmen o söylüyor. Biz bir yılda değil altı ayda yaparız diyor. Ya sen önce git CHP'lileri anlat o altı ayda yapılır mı yapılmaz mı? İşte Adamlar İmamoğlu bir söylüyor. yılda bile yapamazsın. İmamoğlu söylüyor evet. yüz yılda yapamayız, diyor. yapamayız, evet. yapamayız Ekrem, diyor. Ekrem İmamoğlu komple İstanbul için söylüyor. Ama CHP'liler deprem bölgesindeki konut faaliyetlerinin yapımına başlanır başlanmaz. Hop zemin etüdü yapıldı mı yapılmadı mı? Ona. Ya 100 yıl önce burada deprem olmuş. 100 yıldır bekleniyor. Burada yeni yapılan binalar açısından AK Parti'yi eleştirebilirler. Ama o binalar yıkılan bina sayısı da yüzde bir buçuk, iki oranında. %98'i zaten AK Parti iktidara gelmeden önce yapılmış. Ne yapabilir AK Parti? Yapsın yapsın en kralı. Kardeşim hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağız. Biz bu mahalleyi olduğu gibi yıkacağız. 99 öncesinde yapılmış. Onların önünde de bunlar takoz olmuş işte. Bunlar yani. demiş ki yıktırmayız. Yeah. Siz burayı, sizin buraları ranta açacaklar demiş. Ya hadi bunu Üsküdar'da yutturabilmiş de, ya bunu Hatay'da nasıl yutturmuş ben anlamıyorum. Hatay'da daha zor, daha zor. Oradaki insanların durumu daha zor. Şimdi şöyle düşünün, 100 yıl önce olmuş deprem. Oradaki insanların her birine bunu anlatmanız lazım. Bir de İstanbul'la ilgili bir deprem konusu gündeme geldiği zaman bir bakın hemen bütün televizyonlar ekranlar şunlar bunlar işte İstanbul depremi geldi geliyor %50 ihtimal yetmiş ihtimal ya kaç tane haber var Maraş'ta deprem olacak. Yok. yok. Oradaki insan da dolayısıyla bu farkındalık oluşturulmadığı müddetçe ya benim binama oturuyor. Ne olacak? Yani şu kadar senedir oturmuşuz. 100 sene önce. Ama ben şeye deprem... baktım. Mesela Hatay'da diyor ki aynen şeye baktım. O emek mahallesine baktım. Bura ranta açılacak diyor. Ya yani baktım mahallenin yerine baktım. Hani böyle deniz kenarı mı, sahil mi, en işlek yeri mi Hatay'ın değil. Yani insanları CHP ben yani hani insanları sınıflandırmak istemiyorum ama bıyıklarından anlıyorsunuz az buçuk kimin ne olduğunu takılıyor takılmışlar CHP'lilerin peşine muhtarın peşine yani ve bunu alkışlarla kutlamışlar. Şimdi sizde veri vardı az önce söylemiştiniz. Kaç bin tane? Yani Adalet Bakanının açıklaması. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün açıklama yaptı ki bu rakamlar aslında Adalet Bakanlığı sık sık açıklaması lazım. Kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Gerçeklerin ortaya konulması lazım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada diyor ki ...kentsel dönüşümle ilgili olarak... ...Türkiye genelinde açılan dava sayısı... ...5753. Ve bunun 5200 kadarı da sadece... ...İstanbul'da açılmış. Rezalete bakın. Biz deprem bekliyoruz İstanbul'da evet. bir de. Bu davaları şey böyle... ...kişi bazında açılmış dava olarak da... ...görülmesin. Şimdi bir kişinin... ...diyelim mimarlar mühendisler odasının... ...açtığı bir dava... ...diyor ki 1 bölü 5000'lik plan değiştirilmeden işte şu yapıldığı için şu bölgedeki kentsel dönüşüm iptal edilmesi lazım. Orada söylediği kentsel dönüşümde yapılması gereken bina sayısı, daire sayısı daha doğrusu bağımsız bölüm sayısı bir bakıyorsunuz 3000, 5000. 5000 kişi depreme dayanıklı bir eve kavuşacak bir dava ile onu önlüyor. Yani İmvarlar, aslında on, odası. o 5000 küsür davanın birçoğu aslında 40 50 60 bin konuta tekabül ediyor belki. Ve milyonlara hitap ediyor. Yani 5753 davayla siz nereden baksanız 300-500 bin kişilik aile gruplarını dayanıklı evlere kavuşmasının önüne set çekmiş oluyorsunuz bu davalarla. Dolayısıyla o kentsel dönüşüm davalarının her birinde ha, rant varsa gelirsiniz Ali Babacan onu da söylüyor. Diyor ki 600 bin lira diyor işte asgari Birim maliyet bir dairenin maliyeti olarak açıklıyor devlet. Fakat şimdi yapılacak ihalelerde 1 milyon 600 bin liraya yapılıyor daireler ihaleye girenler. E senin müteahhitlerin girsin. 1 milyon 600 versin. değil 1 milyon 400 e yapacağız. 600 700 desin. E tabi. 600 bin nedir? 600 bin sigorta edilen miktar. Senin aracının değeri 1 milyon liradır. Ama 1 milyon lira diye neye sigorta ediyorsan onunla orantılı olarak prim ödersin. Onunla orantılı olarak da kaza yaşandığı zaman o zaman paranı alırsın. E şimdi burada da devlet hiç olmayan bir deprem sigortası, DASK dediğimiz sigortayı... ...yaygınlaştırıyor, tapuda alım-satım sırasında... ...bu eski yıllarda olan bir şey de değil. Evet, Bülent Ecevit Başbakanlığı döneminde... ...İstanbul'daki Gölcük Depremi'ndeki... ...1999 sonrasında yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Ama ben birebir biliyorum... ...o DASK getirilmiş olmasına rağmen... ...kimse takmıyordu DASK diye bir şeyi. Şimdi AK Parti iktidarı sırasında... ...bölge bölge, pilot pilot... ...yerler tespit ediliyor... Ve ondan sonra deniliyor ki kardeş elektrik saati mi alacaksın? Dairene su aboneliğini değiştirecek misin? Bir dakika. Dask var mı yok mu diyor. Dask yoksa yapamıyoruz diyor. Dolayısıyla bunu yaygınlaştırıyor. Bu nedir? Ya bir daire için 600 bin liralık eğer yıkıma uğrarsa 600 bin liralık destektir. Bu şu demek değildir. Ya senin dairenin değeri 600 bin lira. Arsa bedeli ayrı zaten. O arsa yerinde duruyor zaten. Bir zarara uğramış falan değil. Ama binan yıkıldığı zaman senin de bağımsız bölümün yıkıldı ya demek. Ya işte orada da o sigortanın hükmü İslam'da ne kadar... Eyvallah. O, o konuda, o, o konuda da, özel sigortalar, özellikle özel sigortalar konusunda İslam inancındaki farklı görüşleri dikkate almamız lazım. Ama zorunlu sigorta dediğimiz şimdi deprem sigortası veya işte depreme karşı binaların yapıldığı bu sigortalar ne kadar İslam'a uygun mudur değil midir? En önemlisi toplanan paralar nerede değerlendiriliyor? O da çok önemli. Eski yıllarda hepsi faize yatırılır. Oradan gelen nemayla sigortada zararlar karşılanırdı. Şimdi ama değişik alanlarda o paralar değerlendirilmeye, kullanılmaya çalışılıyor. O İslami hükmü açısındaki konuyu ayrı bir konunun uzmanlarına bırakalım. Ama biz şunu söyleyelim. Sonuç itibariyle Ali Babacan 1 milyon 600 bine ihale oluyor. Aslında bu daha ucuza yapılabilir diyorsa ki CHP'liler de benzer iddialarla karşımıza çıkıyor. Biz hiçbir müteahhitin amcasının oğlu değiliz, dayısının oğlu değiliz. Biz müteahhitlik yapmıyoruz. Açık açık söylüyorum. Varsa bir yerde 1 milyon 600 bin liraya ihale kazanan bir müteahhit varsa ama birisi de diyorsa ki aynı ev safta ben yapabilirim. Buyur o ihaleye gir diyorum. Eğer senin girişini engelleyen birisi varsa yolla bize bilgisini biz haberini yapalım. Ama oradan dışarıdan maval okumasın kimse. Somut örneği de vereyim. Çanakkale Köprüsü'nün iki ortağından birisi CHP. Birisi CHP eski milletvekili. Demek ki verdiğiniz zaman, fiyat uygun fiyat verdiğiniz zaman CHP milletvekili bile olsanız Çanakkale Köprüsü gibi devasa, trilyonluk işle olsa size ihale veriliyor demektir. Dolayısıyla burada da Ama işte bunların istediği Türkiye eski Türkiye. Yani şu bilançolara Yaşar abi herhalde. Yaşar Baş'tı yanlış hatırlamıyorsam. Programa konuk olduğunda bir şey söyledi. Dedi ki ya şu büyük devasa şirketlerimizin, o çok büyük şirketlerin... ...şöyle bir 2000 sene önce AK Parti iktidarı öncesindeki bilançolarına bir bakın. Bir de AK Parti iktidarındakine bakın. Birinde hizmet üreterek kar üstüne kar açıklamış. Diğerinde de hizmet dışı gelir diyor. Hizmet dışı gelir dediğin ne? Devlete borç vermiş... Milyonlarca lira faiz almış devletten bunun karşılığında böyle ayakta durmuş böyle yaşamış işte istedikleri tablo şimdi ihaleye niye girmiyorlar diyorsunuz ya yani madem 600 bin lira sen 700 bin lira işte istedikleri tablo o değil ki istedikleri tablo yarın gelecekler yüksek faizle borçlanacaklar şirketler o borç üzerinden yürüsün mantığı. Dolayısıyla bu altılı masanın bileşenlerinin de birbirleriyle örtüşmeyen açıklamalarında da dikkate almamız gerekir. CHP'liler bir yılda bir şey yapılamaz derken, o daireler teslim edilemez derken ama tam aksi örnekleri AK Parti iktidarı İzmir'de göstermişti. Malatya'daki o daha düşük saftaki deprem sonrasında yapılan binalarda bir yıl içinde teslimat yapılmışsa Elazığ'da hakeza teslimatlar Bingöl'de. yapıldıysa, Bingöl'de yapıldıysa, Van'da koca bir şehir inşa edildiyse, bir yandan da deprem paraları nerede? Deprem paraları nerede diye soranlar da oluyor. Deprem paraları, bakın Van'da bir şehir inşa edildi. Kaldı ki o deprem paraları nerede diye soracaksanız hesap önce 1999 Ağustos depreminden hemen sonra o deprem vergisi getirilmişti. Adı özel iletişim vergisi olarak sonradan değiştirildi. Belki şunu diyebilirsiniz. Ya özel iletişim vergisi de olsa sonuçta deprem vergisi olarak konulmuştu. E bunu Toplalar kıyaslamak için oldu? şuna bakarsınız. 99'da 2002 arasında AK Parti'nin Kasım ayında 2002'nin Kasım ayında iktidara gelmesi tarihine kadar 3 yıl var. O 3 yıl içinde toplanan vergileri bir gösterin. Bana Van'da mı bir şehir kuruldu? Gölcük'te mi bir toplu konut yapıldı? Ne yapıldı? Göstersinler bize. Ha ondan sonra da biz AK Parti iktidarına diyelim ki ya siz iktidara geldikten sonra deprem vergisi diye toplanan o paraların ismini özel iletişim vergisi olarak değiştirmişsiniz. Avrupa'da var bu özel iletişim vergisi. İngiltere'de var, Almanya'da var, Fransa'da var, Türkiye'de niye yok demiş ve o vergiyi koymuşsunuz. 2 tane 3 tane çakal da deprem vergisini özel iletişim vergisine değiştirdiler ismini ama aslında bu gene deprem vergisi diye yine çakallığını yapmış. Eğer o çakallık yapmak isteyenler gerçekten bir şeyi sorgulamak istiyorlarsa önce deprem vergisi deprem vergisi olarak tahsil edildiği 99-2002 yılları arasında toplanan vergiler ne yapıldı? AK Parti iktidarı gösteriyor. Van'da koca bir şehir inşa edilmiş deprem sebebiyle. O için, şunun için, bunun için değil. Van'da bildiğim kadarıyla son seçimde dahi belediye başkanlığını AK Parti yine de kazanamadı. Ama yapılması gereken İzmir'de Bülent, Bülent diyorum Binali Yıldırım'ı 2014'te aday gösterdi, kazanamadı. Buna rağmen 2021 yılındaki depremde AK Parti buraya Mutlaka el atmamız gerekir dedi ve oradaki yıkılan binalar için elini uzattı. Bir yılın içerisinde de binaları yaptı. Ama şimdi neler var? Efendim buranın şu balkonu şöyle olacaktı da olmamış. Efendim fayansı bilmem ne olacaktı da olmamış. Yani küçük küçük sorunları devasa sorun haline getirmeyin. Bakın fayans da gidiyor, balkon da gidiyor, canlar bile gidiyor. Dolayısıyla makul şekilde yapılmış olan hizmetleri olumlu karşılamak, onu desteklemek, yapanlardan da Allah razı olsun demek gerekir. Yapılmadığı takdirde de gerçekten bir başka ile yapılan bir hizmet İzmir'e yapılmıyorsa, vana yapılan hizmet efendim CHP'li bir belediyede diye bir başka yerde gösterilmiyorsa o zaman somut olarak bunu söyleyebiliriz. Ama bunların yaptıkları işte altılı masa içerisinde Ali Babacan bir başka telden çalıyor. CHP'liler bir başka telden çalıyorlar ve Cumhur İttifakı'nın da önüne set çekmeye çalışıyorlar. Evet, Akit'in manşetinde Kılıçdaroğlu HDP ile 18 Mart Şehitler Günü'nde yapacağı görüşmenin tarihine tepkiler üzerine değiştirdi diyor. İhanet buluşmasına milli irade darbesi diye Akit bunu manşetine taşıyor. CHP görüşmesi de, CHP-HDP görüşmesi de bu sayede ertelendi diyor. İptal edildi demiyor. Ertelendi diyor. Ertelendi veya öne de çekilme ihtimal var diye son bilgiler gelmişti. Yani bugün itibariyle de yapılması söz konusu. Eğer taraflar randevularına, şeylerine bakacaklar saatlerine ve bugün, yarın veya öbürsü gün Üç günde de bu buluşma olabilirdi. Ya İyi Parti'nin bir etkisi yok mudur bunda? bu? Bu noktada ben türbünlere tribünlere oynanıyor diye düşünüyorum. Yani 18 Mart'ta bu iki partinin bir araya gelmesini ben şahsen Herhangi bir şekilde itiraz birlikte hayır, bu, hareket etmeleri yanlış. Hayır bundan itiraz. 18 Mart'ın bir önemi hayır, yok. Hayır ayrıca bir bu daha var. Şimdi 18 Mart diye tam Çanakkale şehitleri gününde biz bunu yapmamalıyız diyorsa o zaman şöyle de bir şey ortaya çıkıyor. Yani siz bunun ne meden bir yapı olduğunu biliyorsunuz. Bari 18 Mart'ta görüşmeyelim ama kalan 365 gün 364'ünde görüşebiliriz Görüşebilir. bu yapıyla. Önemli olan bu iki partinin bir araya gelmesinde problem var. Yoksa 18 Mart, 18 Mart herhangi bir şekilde yani terör örgütünün bir saldırısının yıl dönümü olur. Ha, ya o gün bir araya gelmesinler. O saldırıya acaba bir mesaj mı yollanıyor? O saldırının yıl dönümü mü kutlanmak isteniyor? Ayrı bir toplantıyla gibi kafalarda bir soru işareti oluşabilir. Ama Çanakkale şehitleriyle ilgili bir günde, Türk'ün de, Kürt'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de, Çerkez can verdiği, bu topraklar için can verdiği ve birlikte can verdiği bir günde CHP ile HDP buluşuyorsa burada ben bir maraza çıkartmanın bir alemi olmadığını ama aslında CHP ile HDP'nin bir araya gelmesi, HDP'nin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü ilan etmediği bir süreçte bu bir araya gelmenin kendisinin bir sorun olduğunu düşünüyorum. 18'inde olmaz 17'si. 17'sinde olmaz 19'unda olur. Sonuçta bir araya gelmeleri bunların bir anlamda PKK'ya can suyu olmaktır. PKK eğer Kandil'den talimatlar yağdırıyorsa Tayyip Erdoğan'a kaybettireceğiz, kaybettireceğiz diye oradan hala bağırıp çağırıyorsa burada da HDP CHP'ye destek verme karşılığında bazı tavizler alarak siz iktidara gelirseniz şunları şunları yaparız diye sohbetler edilecekse bir yıl öncesinde CHP Genel Başkanı HDP'nin heyetini kabul ettikten sonra kapıda birlikte basın toplantısı düzenleyecekleri sırada Kemal Kılıçdaroğlu ya benim acil bir randevum vardı deyip hemen oradan sıvışıp kaçıp gittiyse HDP'liler kendi kendilerine CHP kürsüsü arkasında açıklama yaptılarsa bugün ne oldu da şimdi HDP ile birlikte oturup Kemal Kılıçdaroğlu saatlerce görüşecek diyerekten ben sorarım. Dün öyleydi, bugün niye böyle oldu? Seçim yaklaştığı için mi oldu? İyi Parti'nin acaba sözü artık daha alt seviyeden mi dinleniyor? Onun için mi bu görüşmeler yapıldı? Veyahut da İYİ Parti masadan kalktı. Sonrasında yediği zılgıtlar, edilen küfürlerin tesiriyle İYİ Partili artık o altılı masada etkisiz rakam haline dönüştü. Onun için mi gardımız bir şey söyleyemiyor? Zaten. Evet, Yavuz Ağaraylıoğlu'nun yediğimiz... sözü. O gardımız düştü. 25 yılda yemediğimiz küfürü 3 günde yedik diyor. Yediniz, yaladınız, yuttunuz. Çıkın bir tanesi içinde bir laf söyleyin de bari içinizde kalmasın. Bari deyin ki ya sifonu çekin diyenlere en azından bir açıklama yapsınlar. Desinler ki ne sifonu çekiyorsunuz ya? Biz pislik miyiz ki bize sifonu çekin vesaire diye hakaretler ediyorsunuz? Bir de sanatçı geçineceksiniz. Sanatçı bir insan böyle bir paylaşım nasıl yapar? Bir iyi parti gibi bir partiye yüzde onluk tabanı olan Seçimlerde yüzde on oy almış olan CHP'ye İstanbul'da kazandıran İyi Parti desteklemeseydi Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması hayal bile değildi. Hayal bile değildi. Yani düşünün İyi Parti en az en az yüzde dört yüzde beş oyu var İstanbul'da. Arada Ak Parti ile arasındaki oy farkı %0. nokta bilmem kaçta 30 Mart seçimlerinde. Dolayısıyla. İYİ Parti şimdi şu dakikadan sonra artık CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmaya itiraz edemeyecek. Ancak onlar ne yapacaklar? Ya Hüdapar da Cumhur İttifakı'na giriyormuş. Hüdapar'ı HDP ile bir tutmaya kalkıyorlar. Ben de soruyorum. Ben onlara onlarca HDP'li yetkilinin arkasına APO, terörist başının posterini alarak yaptıkları konuşmalardan fotoğraflar getiririm. Onlar da bana eğer Hüdapar'ı HDP gibi görüyorlarsa Hüdapar yetkililerinin bir tanesinin arkasına böyle sorunlu isimleri, teröristleri veya başka başka illegal isimlerin posterini arkasına alıp yaptığı bir tane konuşma göstersinler. He ben de diyeyim ki evet burada İyi Partililerin itirazı yani Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na yakınlaşması HDP'nin CHP ile ittifaka yakınlaşmasıyla eşdeğerdir diye ben de bir tanımlamaya katkı sunayım. Ama böyle bir örnek gösteremezler ki heykelini dikmekten bahsediyor Selahattin Demirtaş. Bana bir tane hüdaparlı bir yöneticinin şu kişinin heykelini dikeceğiz diye bir sözünü koysunlar önüme. Ha ben de diyeyim ki ya Hüdapar'da da bazı isimler yanlış açıklamalar yapmış. Bir tane gösteremezler. Ama ben HDP içerisinde Onlarca yöneticinin PKK'lılarla ilgili onlara ben terörist demiyorum diye yaptığı açıklamayı gösteririm. Onlara gerilla diyeceğiz. Onların cenazelerine katılacağız. Kimse bizi PKK terör örgütüdür demeye zorlayamaz. Biz kendi irademizle konuşuruz diyen HDP'lilerin sayısı öyle 3 tane, 5 tane, 10 tane değil. Bugün Akit gazetesinde var. HDP'nin Milletvekillerinden Garopay'la Hüdapar'ın geçmişi sorgulanmalı diyor. E, sorgula ne var? Yandı. yalnız. Buyur. Göster Biyen bana bir tane bileyim poster bileyim. göster. Ama senin biz gösterirsek posterleri, arkanda duran posterleri senin ismin nereden belirlendi? Kandil'den mi başka yerlerden mi? Milletvekili aday listesine nasıl konuldun? Bunları masaya yatıracak olursak onun hesabını garo paylan olarak sen veremezsin diyelim kendisine. E bunlar tabii hüdaparı bugün böyle ötekileştirmeye, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. Ama unutmayın ki 1997'lerde de Refah Partisi'ni aynı şekilde bunlar terör örgütü gibi biz diye. unutmuyoruz ama işte unutanlar var. Mesela Saadet unutuyor demek ki bu durumu. E hem unutuyor hem de unutturmaya da çalışıyor. Ya biz de helalleştik diyorlar CHP ile, CHP zihniyetiyle. Anayasa Mahkemesi Refah Partisinin kapattı ve şu an hala o kapatma kararı geçerli. Yetinmediler Fazilet Partisi'ni kapattılar. Terör örgütüyle bağlantılı gibi gösterdiler. Ne alçakça iftiralar atıldı. Habis bir ur gibi şeklinde tanımlamalar yapıldı. E, vampir, kandan başka bir şeyle beslenmeyen vampirler gibi diye nitelemeler yapıldı. O nitelemeleri yapan adamları da CHP... Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yakasına CHP rozeti takarak CHP içerisinde siyaset yapmaları için onlara takdirle karşılık verdi. O Vural Savaş CHP içerisinde siyaset yaptı. Ama bugün itibariyle işte Hüdapar, Hüdapar, Hüdapar diyorlar. Hüdapar terörle bağlantılı. E, göster diyoruz. O terörle bağlantısını göster. Bir. iki o bağlantılı olduğunu iddia ettiğiniz örgütün Son 3 yılda, son 5 yılda, son 10 yılda, son 15 yılda hatta son 20 yılda tartışmaya girmemek için 30 yıl 40 yılda derim ama tartışmayı uzatmamak için kısır tartışmaya girmemek için son 20 yılda diyorum son 20 yılda bir askerin omuzuna bir fiske vurduğunu göster o iddia ettiğin yapının. Gösteremezsin. Ama ben sana 10 gün önce, 3 gün önce, 5 gün önce Türk askerine kurşun sıkan PKK'lı teröristleri gösteririm. O PKK'lı teröristlerin heykelini dikme sözü veren HDP eş başkanlarını gösteririm. Dolayısıyla burada herkes şapkasının önüne koysun. Ona göre kime bir şey söyleyeceksin önce kendisine bir baksın. Evet. Bu da Cumhuriyet. Anşete. Evet. Hele karikatüre bakın. Şu karikatürdeki iğrenç üslubu görüyorsunuz değil mi? Şimdi yarın öbür gün bir şikayet olduğunda şuna bir erişim yasağı gelirse bu karikatüre nefret söylemine şuradaki gibi zortlayacaklar. Diyecekler ki sansür uygulanıyor, sansür uygulanıyor diyecekler. Başkan Erdoğan bir gölgeyle el sıkışıyor. Erdoğan'ın gölgesi bu diyor. O karedeki de o klasik cumhuriyetin şeye sarıklıya, sakallıya, başörtülüye nefret kusan bir tarzı vardır ya. Orada şeytanlaştırılmış bir şekilde karikatürize ediliyor. Neyden bahsediyor? Hüdabar'dan sonra Menzil de desteğini açıkladı. Aslında bu bir tutuşmanın, bu bir rahatsızlığın. Herkes terk etmesi lazım. Niye yan yanasınızın bir tepkisi olarak algılanıyor. Hüdapar'dan sonra Menzil'de desteğini açıkladı diyor. Yeniden Refah Partisi ile kadınları koruyan yasal üzerinde pazarlık yapıldı. Şimdi de AK Parti döneminde güç, kazan, men, güç kazanan Menzil'den Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz açıklaması geldi diyor. Bence spottaki yeniden refah kısmı da önemli. Kadınlar katlediliyor, öldürülüyor. AK Parti seyrediyor diyorlardı. Mevcut İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı. Kaldırdılar. Bakın kadın cinayetleri arttı. Bir işe yaramıyor mevzuat diyor. Hemen tırnak içine de açıyor. Kadınları koruyan yasa üzerinden pazarlık diyor. Demek ki 6284'ün kendi anlamında İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırılsa da etkili olduğunu söylüyor. Kabul ediyor. Evet. Zümren o anlama geliyor. Ama ben Saadet Partisi'ne bir çağrıda bulunayım. Bakın kadınları koruyan yasa üzerinden pazarlık vesaire diyerekten yeniden Refah Partisi üzerinden tartışmayı açıyor Cumhuriyet Gazetesi. Halbuki baktığımız zaman Saadet Partisi'nin söylemlerine baktığımız zaman altılı masa olarak değil Saadet Partisi'nin bireysel olarak o milletvekilleri adayları olsun, Birol Aydınları olsun, Bülent Kayaları olsun, Hasan Bitmezleri olsun, Temel Karamollaoğlu olsun her birine baktığınız zaman ya aile önemli diyorlar ve CHP'nin söylemlerinin dışında yeniden Refah Partisi'nin söylemleriyle örtüşen açıklamalar yapıyorlar. Ama Cumhuriyet Gazetesi'ye Saadet Partisi demiyor. Kimi diyor? Yeniden Refah Partisi'nin kadın karşıtı vesaire diyerekten hemen suçlamasını yapıyor. E Saadet Partisi de aynı şeyleri istiyor ve masada ittifakla karar alınacak deniliyor. Altılı Masa'da ittifakla karar alınacaksa Saadet Partisi'nin o söylemlere destek vermesi mümkün değil. Ve o zaman siz karar alamayacaksınız kadınlarla ilgili demektir. Fakat onlar Saadet Partisi'ni gizleyip yeniden Refah Partisi'ni tahkir ederek bu haberlere kaleme alıyorlar. Gerici tehlike büyüyor. Hüdapar'ın katılması veyahut da menzil grubunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini söylemiş olması Cumhuriyet Gazetesi'ni kızıştırıyor. Ben de dindar insanlara sesleniyorum. Ali Babacan'a gönül verdiğini iddia edenlere seslenelim. Ahmet Davutoğlu'nun kendi takımına seslenmiş olalım. Saadet Partisi'nin tabanına seslenmiş olalım. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nin bu söylemine siz katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ya öyle bizi ilgilendirmez. Biz Cumhuriyet Gazetesi ile ittifak yapmıyoruz, biz CHP ile ittifak yapıyoruz falan filan diye kimse kendisine avutmasın. Sonuçta CHP demek Cumhuriyet Gazetesi demektir. İyi Parti demek Sözcü demektir. Bunları siz devre dışı bırakarak efendim biz ee, CHP ile yapıyoruz ve masada da ittifak yaptığımız konuların her birinin maddeleri tek tek yazılıdır diyerek bu işten sıyrılamazlar. Çünkü başörtü ilgili gördük. Kemal Kılıçdaroğlu bir kanuni güvence sağlayalım dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasında üç kere Atatürkçü Düşünce Derneği asla kat'a başörtü serbest bırakılamaz. Daha doğrusu başörtüyle ilgili bir kanuni güvence verilemez diyerek şunu demek istediler aslında. Biz eğer yetkileri elimize geçirecek olursak CHP vasıtasıyla o zaman ile ilgili yapacaklarımızı görürsünüz. Eğer kanun çıkartmaya kalkarsanız o yapılacak şeyler biraz zorlaşır. Onun için kanun manun bu konuda çıkartmayın dedi. Ve sonuçta da Kemal Kılıçdaroğlu da o teklifinden yan çizmiş oldu. Bugün itibariyle eğer gerici tehlike büyüyor diyerekten menzil grubunu da içine katacak şekilde hiçbir şekilde terörle bağlantısını gösteremedikleri müdafaa yani dindar kürdü Ötekileştiren şu cumhuriyetle ittifak yapanlar yarın öbürsü gün kendilerinin de ötekileştirildiğini görecekler. Ahmet Davutoğlu'na yarın stratejik takoz derlerse kimse şaşırmasın. Saadet Partisi'ne silahlanıyor bunlar. Gericiler, yobazlar tekrar ayaklanmak için hazırlık yapıyorlar. 1997'de Refah Partisi kapatıldı, uslanmadılar. Fazilet kapatıldı, uslanmadılar diye yaygaralara başlar, başlarlarsa kimse şaşırmasın. Evet. Sürenin sonuna geldik. Pazartesi Allah nasip ederse 10.30'da yine sizlerle birlikte bu ekranda olmak dileğiyle. Buluşmak ümidiyle inşallah.